Özel şahısların da Çanakkale Savaşları'na ait birçok koleksiyonu var. Bu koleksiyonlardan bazıları birçoğumuzun bilmediği küçük özel müzeler haline getirilmiş. Tarihçi ve araştırmacı Ahmet Uslu tarafından oluşturulan Seddülbahir'deki bu müze, Gelibolu Yarımadası'ndaki en zengin özel müze niteliğinde. Müzede Çanakkale Savaşları'na ait çok sayıda irili ufaklı hatıralar yer alıyor. İstanbul Üniversitesi 1980 Edebiyat Fakültesi Tarih mezunuyum. Tarihi bir şehirde yaşadığımdan dolayı, tarih öğrenimi gördüğümden dolayı Çanakkale Savaşları öğrenciliğimden itibaren ilgimi çekmiştir. Bu ilginin neticesinde her gördüğüm malzemeyi toplamaya başladım. İlk aldığım malzemenin yılı 1980'dir. Yaklaşık 27 sene önce. Malzeme kaynaklarımız bölgede bulunan 7 tane köy ve Çanakkale içinde bulunan, ilçelerde bulunan hurdacılardır. Çünkü bu malzemelerin kıymeti bilinmediği için, ne olduğunun tarihi değeri anlaşılmadığı için bir yolla satılarak hurdacılara, demircilere ve oradan da İstanbul'da haddanelere gitmektedir. Topladığım malzemeler arasında ilgimi çeken, en çok severek okşadığım, baktığım malzemeler Osmanlı malzemeleri. Fakat genel malzemenin oranı %30 Osmanlı, %70 yabancı malzemeler. Bu da savaşın ne kadar denk olmayan güçler arasında geçtiğinin en büyük örneği. Elimizde İngiliz subaylarına ait komple elbiseler, ayakkabılar olmasına rağmen, Türkiye'de yaşamış olmamıza rağmen kendi insanımızın, kendi askerimizin, kendi Mehmetçiğimizin eski bir elbisesine hala ulaşabilmiş değiliz. Bunun yanında çok özel eşyalara ulaştık. Bir İngiliz subayının saatine. Siperde Osmanlı askerinin kopan düğmesinin yerine taştan yaptığı düğmelere, bir Fransız subayının öldüğü anda yazıcı tarafından yazılarak bir ağaca asılan ölüm levhasına, ki seneler sonra ağaç kesilince meydana çıkmıştır. 21 Haziran 1915 tarihli bir Fransız yüzbaşısının mezar levhasıdır. Böyle kim olduğu belli, nereden geldiği belli malzemelere ulaşmak bizi daha fazla araştırma yapmaya yöneltmektedir. Bunu Çanakkale ile paylaşmak değil, Türkiye ile paylaşmak lazım. Seddülbahir köyünde, Seddülbahir ki İngiliz işgali altına uğramış bölgenin tek köyüdür. Darmadağın edilmiş bir köydür. Çıkarmanın ilk yapıldığı İngiliz karargahının bulunduğu bir köydür. O köyde 3 katlı bir müze hizmet binamızı devreye sokarak bu elimizdeki malzemeleri ben ve tarihçi arkadaşlarımla beraber bütün Türkiye'ye tanıtmaya, hizmet vermeye, bize gelenlere anlatmaya çalıştık. Daha sonra bize gelemeyenler olduğunu düşündük. Çanakkale'den Anadolu'ya adını verdiğimiz bir sergi periyodu ile sırasıyla İstanbul, Ankara, Nevşehir, Niğde, Tarsus, Ceyhan, daha sonra Karadeniz'de Rize'den başladık. Alanya ve Antalya ile sergilerimize devam ediyoruz. Bu sergilerimizin amacı Çanakkale'ye herkes gelememektedir. Rize'ye gittik, 72 bin nüfuslu yerde 48 bin kişi gezdi. Niğde'de 80 bin nüfuslu yerde 50 bin kişi gezdi. Bu Niğde'de gezen 50 bin kişinin
büyük çoğunluğu da genç ve çocuklar. 20 bin çocuk Çanakkale'yi görmeden büyüyecekti. Biz Çanakkale'ye şimdiden bir Çanakkale zaferinin adını, Çanakkale'nin adını o gençlere, bizi ziyaret edenlere Çanakkale'nin adını hatırlattık. Çanakkale'ye gelmek lazım, Çanakkale'yi görmek lazım, Çanakkale'yi yerinde yaşamak lazım.